Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2023'ün en önemli aylarından biri Mayıs ayına başlıyoruz. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür retrosu tamamlanıyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçiyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili balıklar, Güneş ayın 21'ine kadar Boğa burcunda parlayacak ve 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda önemli bir ay tutulması var. Tüm Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı Ağustos ortalarına kadar da etkileyebilecek güçlü bir ay tutulması bu. Kişisel ve özellikle toplumsal alanlarda ülkemiz için de çok önemli bir ay tutulması. Sizin 9. evinizde olacak. Bu ay tutulması aslında son 1,5-2 yıldır yaşadığımız bir alanı etkiliyor. Dönüşümler, yani bitişler, bazı artık sonlanmalar olabilir yaşamımızda. Hangi alanlarda? İşte örneğin bir eğitimin bitmesi, işte akademik alanlardaki çalışmalarımızla ilgili olabilir, hukuksal alanlardaki konularımız olabilir, medya, yayıncılık işlerimiz, yurt dışıyla ilgili konular, uluslararası konulardaki hayatımızdaki temaları da işaret ediyor. Burada bir bitme, dönüşüm var ama aynı zamanda Merkür retro bu tutulmada. Dolayısıyla geçmişten gelen konu ve kavramları hayatımıza tekrar taşıyor ve buralardaki yarım kalmış konuları da canlandırabilir. Uranüs hızlı, beklenmedik stresler de yaratabilir. Belki yani bir yolculuk planımız vardı, burada değişimler olabilir. İşte yurt dışıyla ilgili beklentilerimiz var. Burada beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Üniversite, eğitim ve akademik alanlar ya da medya, basınla ilgili işlerimizde de koşullar biraz değişken olabilir. Beklenmedik durumlara karşı da temkinli olmak gerekiyor. Evet, herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Bu tutulma daha çok sabit burçları etkiliyor. O yüzden kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarında 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa sizin için çok önemli ve etkili bir tutulma olabilir. 15 Mayıs'ta Merkür Boğa burcunda ileri harekete dönecek. Dolayısıyla tutulma bizi hani bir şekilde tetiklese de ya da hayatımızda önemli hızlı etkiler getirse de 15 Mayıs'tan önce çok hızlı karar vermemekte fayda var. 15 Mayıs'tan sonra daha rahat ilerleyebiliriz. İşte seyahatlerimizi, işlerimizi, yapılacak anlaşmalarımızı filan 15 Mayıs'tan sonra, Merkür düzeldikten sonra daha net hale getirebiliriz. Yol alabiliriz. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Jüpiter iyicil bir gezegen, şans gezegeni ve burç değiştirmesi önemlidir her zaman. Ve bir yıl boyunca 2024 yılı 25 Mayıs'ına kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Size güzel de bir açıda olacak. Sizin yönetici gezegeniniz aynı zamanda 3. evinize geçiyor. Şimdi burada büyüme ve gelişme imkanlarını, şans ve fırsatları daha çok 3. ev konularında alabilirsiniz bir yıl boyunca. Ne olabilir? Mesela yeni şeyler öğrenme konusunda, eğitimler konusunda güzel bir dönemdesiniz. İşte kurslara katılabilirsiniz, eğitime başlayabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, üretmek, tasarlamak için sizin için bereketli bir dönem, iyi bir dönem. Bunun yanı sıra işte medya ve basın işlerinizde, yayıncılıkla ilgili her türlü konuda, bunlar internet üzerinde, sosyal medya üzerinde yapılacak işler olabilir. Yeni fırsatlar getirebilir size. Daha fazla seyahat edebilirsiniz. Komşu ilişkileriniz, işte kardeşlerle, akrabalarla ilişkileriniz verimli olabilir. Onlarla ilgili şanslarınız olabilir, mutluluk alabilirsiniz. Keyifli bir dönem aslında ve bir yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz sevgili balıklar. Ve 19 Mayıs'ta tam da bu alanda yeni ay doğacak. 28 derece Boğa burcunda. Bu yeni ay aynı zamanda Nisan ayındaki güneş tutulması derecesini de tetikliyor. Bu yeni ay yeni bir kapı açabilir, yeni bir karar. Yani seyahate çıkmak, işte bir eğitime başlamak gibi ya da bir iş anlaşması, bir sözleşme yapmak gibi yeni bir karar getirebilir size. Yeni bir teklif de getirebilir. Bu tutulma sabit burçlarımızı etkileyecek ama değişken burçlarımızın ilk dereceleri de etki alabilir. Güneşiniz yükselen burcunun 0-3 derece arasıysa sevgili balıklar, etki alabilirsiniz. Ya da işte sabit burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa yine yeni ay oralara dokunabilir. Sizin için etkili çalışabilir. 20 Mayıs'a kadar Mars yengeçte. 20 Mayıs'a kadar aşk hayatınızda daha aktif olacaksınız. Venüs de 7 Mayıs'tan itibaren yengeç burcunda. Bu ay romantik konularda hareketli bir ay.
biraz hani bu işte romantik paylaşımlar olabilir, yeni tanışmalar da olabilir ama biraz geçmişle ilgili konular da canlanıyor. Merkür'ün geri hareketi nedeniyle çocuklarla ilgili daha fazla faaliyetiniz olabilir bu ay. Ayın 20'sinden sonra Mars Aslan'a geçince iş temponuz biraz öne çıkacak. İş konularında daha fazla enerji harcayacaksınız. Hani buralarda yorulabilirsiniz. Belki inisiyatif almanız gerekebilir. Bu ay önemli açı kalıplarımız da oluşuyor. Kolektif alanı etkileyecek açı kalıplarımız bunlar. Onlardan da özellikle bahsetmek istiyorum. 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber Kova burcundaki Plüto ile kare açı yapacak. Jüpiter Plüto karesi 16, 17, 18 Mayıs'ta etkisini hissedebiliriz. Bu kare etkiyle beraber özellikle güç ve gücü elinde bulunduran kişilerin baskılarını, manipülatif durumlarını daha fazla hissedebiliriz ki bu daha çok işte para piyasalarında görülebilir, yönetimsel bazda görülebilir. Sabitlerimiz daha fazla etkileniyor. Yani siz balık olarak bundan çok etki almayabilirsiniz ama kolektif alanda olan bir tesirin tabii ki az çok yansımaları olabilir. 27-28 Mayıs'a biraz dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz Satürn burcunuzda ay boyunca. Dolayısıyla bu genel itibariyle hayatınızda biraz daha ciddi, daha sorumlu davranmanız gereken bir döneme işaret ediyor. Güneş'in de İkizler burcuna geçişiyle beraber Güneş-Satürn karesi 27-28 Mayıs'ta özellikle etkili olacak. Bu sizi etkileyebilir. Bu dönemde mesela aileyle ilgili bazı sorumluluklarınız artabilir. O sorumlulukların kendi üzerinizde baskısını hissedebilirsiniz. Bunun sizde biraz özgürlüklerinizi kısıtlaması, işte engellenmiş, kısıtlanmış hissetmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra sağlığınıza dikkat edin. Eklem kas ağrıları olabilir. İşte sizde bazı kronik sorunlarınız varsa bunlar nüksedebilir. Ya da aile üyelerinde, özellikle ebeveynler ve ailedeki yaşlı, olgun kişilerdeki sağlık sorunlarında daha etkilidir Güneş-Satürn kareleri. Bu anlamda biraz daha belki dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. 27, 28, 29 Mayıs gibi sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar, müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi, sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.